Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üstel fonksiyonların ikinci bölümünde ilk bölümde işlediğimiz üstel fonksiyonun tanımından yararlanarak yola çıkarak ve grafiğinden yola çıkarak bazı örnekler hazırladık. O örnekleri üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. Tekrar babında olsun diye istedim bu dersi. Bir sonraki bölümde de ne yapacağız? Üstel ifadelerde görmüş olduğumuz özellikleri göstereceğiz ve ardından da bu özellikleri kullanarak ne yapacağız? Çeşitli gene sorular çözeceğiz. Şimdi isterseniz ilk olarak üstel fonksiyonun ne olduğunu bir hatırlatalım size. Üstel fonksiyon neydi? Reel sayılardan pozitif reel sayıları tanımlanmıştı ve f(x) eşittir a üzeri x şeklindeydi. Burada a 0'dan büyük ve 1'den farklı bir sayı olmak durumundaydı. Şimdi ilk sorumuza baktığımız zaman şunu gözlemliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi artan bir üstel fonksiyondur diye sormuş. Artanın tanımını da nasıl vermiştik? Onu da tekrar söyleyelim. Eğer bir f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanmış ve a ile b de reel sayılar kümesinin alt kümesi olduğunda olsunlar diyelim. x1 ve x2 de tanım kümesinden alınan iki tane reel sayı olsun. x1 de x2'den küçük olsun. x1 x2'den küçük olduğunda fx1 fx2'den küçük oluyor ise biz f fonksiyonuna a kümesinde artandır demiştik. Ve x1 x2'den küçük olduğunda fx1 fx2'den büyük oluyorsa da ne demiştik? F fonksiyonu a kümesinde azalandır demiştik. Aynı zamanda da şunu ifade etmiştik. Eğer üstel bir fonksiyonun tabanı birden büyük bir sayı ise, taban birden büyük ise, o zaman bu f fonksiyonu ne oluyordu? Artan oluyordu. Eğer taban 0 ile 1 arasında olursa üstel fonksiyonumuz ne oluyordu? Azalan oluyordu. Öyleyse bu soru yapmamız gereken şey ne? Her şeyden önce bir kere şıklar arasında dikerseniz üstel fonksiyon olmayanlar da var. Onlara dikkat edeceğiz. İkincisi de neye bakacağız? Şuna bakacağız. Hangisi artan veya azalan diye bakacağız. Şimdi A şıkkında verilen fonksiyon üstel bir fonksiyon değildir. fx eşittir x küp dediğimiz bir polinomdur. Üçüncü dereceden bir polinomdur. Veya bunlara bu tarz kuvvet fonksiyonu da deniyor. Üçüncü dereceden bir polinom. Fx eşittir 13 üzeri x, evet üstel fonksiyondur ama taban 13 birden büyük olduğu için bu artan bir üstel fonksiyondur. C şıkkı üstel fonksiyon değildir. Çünkü tabanın birden farklı olması lazım. Bu üstel fonksiyon değil. Bu bir aslında sabit fonksiyon. Yani birin bütün kuvvetleri bir olduğu için fx eşittir 1 üzeri x 1'e eşittir. O da bir sabit fonksiyon. Fx eşittir 3 üzeri eksi x dediğimiz ise onu ise şöyle yazabiliriz. Şu aşağıda şurayı silelim. Yer açalım kendimize. Şunu biliyoruz, hatırlarsanız eğer, a'nın eksi birinci kuvveti 1 bölü a'ya eşittir. Zaten burada a 0'dan büyük ve 1'den de farklı olduğu için bu bölme tanımlıdır. A'nın m'inci kuvvetinin n'inci kuvveti a üzeri m çarpı n'ye eşittir. Bu nedenle a'nın eksi mesela m'inci kuvveti 1 bölü a'nın m'inci kuvvetine eşittir. Yani 3 üzeri eksi x dediğimiz şey aslında neye eşittir? 1 bölü 3'ün
1 bölü 3'ün x'inci kuvvetine veya 1 bölü 3 üzeri x'e nedir? Eşittir arkadaşlar. Peki 1 bölü 3'ün, bakın burada 1 bölü 3 taban kaçtan, kaçla kaç arasında? 0 ile 1 arasında. Üstel fonksiyon mu? Evet. Azalan mı? Evet. O yüzden bu bir azalan nedir? Fonksiyondur. Burada çeldirici olarak E şıkkını koymuş. Ama dikkat ederseniz orada şöyle bir durum var. Parantezin dışında değil x. Parantezde 1'in kuvveti olarak x yazılmış. Bu aslında 1 bölü 2'ye eşit. O yüzden bu zaten üstel fonksiyon bile değil. Yine sabit fonksiyon arkadaşlar. Bu nedenle bu da ne olamaz? E şıkkı da yanlış bir şıktır diye ifade ediyoruz. Peki ikinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuzda aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi azalan üstel bir fonksiyondur diye sormuş. Demek ki hem azalanlığa bakacağım hem de üstel mi değil mi diye ona bakacağım. Şimdi A şıkkındaki ifadeye bakacak olursak A şıkkındaki ifade şöyle yazılabilir. 5 çarpı 5'in x bölü 3'üncü kuvveti bu nedir? 5'in 1 bölü 3'üncü kuvvetinin x'inci kuvveti yani küp kök içerisinde 5'in nesi? X'inci kuvveti. Bu bir üstel fonksiyon mudur? Evet. Peki bu azalan mıdır? Hayır. Neden? Çünkü küp kök içerisinde 5 taban birden büyük olduğu için bu fonksiyon yani A şıkkındaki fonksiyon nedir? Artan bir üstel fonksiyon. B şıkkına bakalım. B şıkkında fx eşittir. Eksi 3'ün x'inci kuvveti. Bir kere her şeyden önce taban eksi 3 sıfırdan büyük olmadığı için değil mi? Sıfırdan büyük değildir. Eksi 3 sıfırdan küçük bir sayı olduğu için bu bir üstel fonksiyon bile değil. O yüzden bunu direkt olarak eliyorum. Yani azalanlığına ve artanlığına zaten bakmayacağım. Fx eşittir 2 üzeri x. Bu bir üstel fonksiyon mudur? Evet. Peki bu artan mıdır, azalan mıdır? Taban 2 birden büyük olduğu için fx eşittir 2 üzeri x artan bir fonksiyon. D şıkkına gelelim. D şıkkında ne yazılmış? Fx eşittir 6 üzeri eksi x yazılmış. O da 1 bölü 6'nın x'inci kuvveti. Yani veya şöyle yazabiliriz. 1 bölü 6'nın x'inci kuvveti diye yazalım. Bu azalan bir fonksiyon mudur? Evet, azalan ve üstel, hem üsteldir hem de azalandır. Azalan üstel bir fonksiyondur diye söylüyoruz. Gene bakın fx eşittir x küp diye söylemiş. Bu zaten az önce de ifade etmiştik. Polinom fonksiyondur bu. Üstel değildir. X'in burada taban x'e bağlı, taban bağımsız değişken olduğu için, kuvvet sabit olduğu için biz bunlara zaten kuvvet fonksiyonu da diye söyleyebiliyoruz. Pekala, başka bir örneğe geldik. Bu örnekte ise ne söz konusu? Şuraya birazcık daha boşluk ekleyeceğim izninizle. Şöyle, burada diyor ki bu fonksiyonun artan olması için k hangi gerçek sayılar arasında olmalıdır diye sormuş. Bunun artan olması için 7 bölü k eksi 2'nin ne olması gerekir? Birden büyük olması gerekir. Peki bunun birden büyük olması gerektiğine göre bu eşitsizliği çözmek için ne yapacağım? 7 bölü k eksi 2. Her iki taraftan 1'i çıkartacağım. Çıkarttım ve buradan da ne oldu? 7 payda eşitleyeceğim. Şunun paydasında biliyorsunuz 1 var. Bunun paydasını k eksi 2 ile genişletiyorum. 7 eksi k eksi 2 bölü k eksi 2 sıfırdan büyük olmalı. Yani 7 eksi k artı 2 bölü k eksi 2 ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Bir başka ifadeyle biraz daha alana ihtiyacım var. 9 eksi k bölü k eksi 2 sıfırdan büyük olmalı. Bu eşitsizliği nasıl çözeceğiz? Pay ve paydayı sıfıra eşitleyeceğim. 9 eksi k sıfıra eşit olursa buradan k 9 çıkar. Yani 9 eksi k'yı sıfır yapan değer 9'muş. K eksi 2'yi de gene sıfıra eşitleyeceğim. Buradan da k eşittir 2 çıkacak. Daha sonra da ne yapacağım?
bir işaret tablosu oluşturacağım. Bu arkadaşlar, bu tarz eşitsizlikleri çözmek için ne yapmamız gerekiyor? Bir işaret tablosu çizmemiz gerekiyor. Şimdi her bir yani pay ve paydanın işaretini ayrı ayrı inceleyeceğim. En sonunda da bunların bölümlerinin işaretini de 9-K bölü 2-K-2'nin işaretini incelemek için kullanacağım. Köklerimi küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 9-K, 9'da 0 eşit olduğu için 9'a burada bir 0 işareti yerleştirdim. K-2, 2'de 0 eşit olduğu için burada bir 0 yerleştirdim. 9-K bölü K-2, pay 0 eşit olduğu zaman 9-K bölü K-2 0 eşit olacağı için şuraya bir 0 koyacağım. Ancak K-2 eşit olursa 0 payda da olacağı için bu bölüm tanımsız olacağından buraya bir tanımsız yazıyorum. Tanımsız yazıyorum. Şimdi işaretimizi inceleyelim. İşaretimizi oluşturalım. 9-K. K'nın işareti kaç? Eksi 1. O yüzden en sağ taraf eksi olacak. Sonra pozitif. Sonra pozitif. K eksi 2'de K'nın katsayısı 1 olduğu için ve pozitif olduğu için 2'den büyük olan sayılar için K eksi 2 pozitiftir. 2'den küçük olan sayılar için ise negatiftir. Pozitif bir sayıyla negatif bir sayının bölümü negatif. Pozitif bir sayıyla pozitif bir sayının bölümü pozitif. Negatif bir sayıyla pozitif bir sayının bölmesi ise negatif olacaktır. Öyleyse 9-K bölü K-2'nin sıfırdan büyük olduğu aralık, dikkat ederseniz 2 ile 9 aralığıdır. Ve burada benim çözüm kümem neymiş? 2 ile 9 açık aralığıdır. Neden açık dedik? Çünkü birincisi zaten 2'de 9-K bölü K-2 tanımsız oluyor. O yüzden 2'yi dahil edemem zaten. 9'u peki neden dahil etmiyorum? Çünkü ben sadece 9-K bölü K-2'nin sıfırdan büyük olduğu neyi inceliyorum? Büyük olduğu aralığı ne yapıyorum? İnceliyorum. Doğal olarak eşitlik söz konusu olmadığı için 9'u dahil etmem mümkün olmayacaktır diye söylüyoruz arkadaşlar. Aslında bununla ilgili bir tane daha örnek yazmakta belki fayda var. Ben bir örnek daha yapacağım. Çünkü hem eşitsizlik de çözmüş oluyoruz bu soruyu incelerken. Bu nedenle bir tane daha buraya bir soru ekleyelim. Şöyle olsun. Bu neydi? 7 bölü K-2'ydi değil mi mesela? Bu sefer de 8 bölü mesela A-3. Fx eşittir 8 bölü a eksi 3'ü x'inci kuvveti fonksiyonunun azalan bir fonksiyon olması için k ne olmalıdır diye soralım. Şimdi bu durumda ne yapacağız biz? Nasıl çözeceğiz? Onu da ayrıca inceleyelim. Şimdi bir kere bu fonksiyonun, yani f fonksiyonu tabi reel sayılardan, pozitif reel sayılar tanımlanmış. 8 bölü a eksi 3'ün 0 ile 1 arasında olması gerekiyor. Peki bu eşitsizliği nasıl çözebilirim? Hemen ona bakalım. Şimdi bu iki tane eşitsizliğin değil mi? Aslında kesişimi, yani 8 bölü a eksi 3 sıfırdan büyük olmalı. Sıfır küçüktür 8 bölü a eksi 3 olmalı. Ve 8 bölü a eksi 3 ne olmalı? Birden küçük olmalı. Bu iki eşitsizliğin ortak şekilde yazılmış hali yukarıda yazmış olduğumuz ifadedir. Şurada yazmış olduğumuz ifadedir. Peki bu iki tane eşitsizliğin, yani sıfır küçüktür 8 bölü a eksi 3 eşitsizliğiyle 8 bölü a eksi 3 küçüktür 1 eşitsizliğinin çözümlerini bulup onların çözüm kümelerinin kesişimlerini alırsam ne yapmış olurum? Ben bu sorunun cevabını bulmuş olurum. Peki bu durumda 0 küçüktür 8 bölü a eksi 3'ü eşitsizliğini nasıl çözeceğim? Burada
İşimiz oldukça kolay. Neden? Çünkü 8 zaten pozitif bir sayı olduğu için bu bölümün işaretini belirleyen kim? A-3. A-3 ne zaman sıfırdan büyüktür diye ne yapacağım? Bakacağım. Yani A-3'ü ilk önce sıfıra eşitleyeceğim. Buradan A-3'e eşit çıkacak. Değil mi? A-3 olacak. Ve A-3'ün işaret tablosunu yaparak, A-3'ün işaret tablosunu yaparak, şurada 3'te 0 eşit oluyor. A'nın katsayısı pozitif olduğu için 3'ten yüksek için pozitiftir. 3'ten küçük olan sayılar için negatiftir. Gördüğünüz üzere A-3 ne zaman pozitif? A'lar 3'ten büyük olduğunda. A 3'ten büyük olursa A-3 ne oluyor? Pozitif oluyor. A-3 pozitif olduğu zaman da arkadaşlar, yalnız yazacağız, bitiremedik, devamlı yer ekliyoruz değil mi? Çok yazmamız gerekti. Bu nedenle eğer A-3 sıfırdan büyük olursa 8 bölü A-3 de ne olacaktır? Aynı zamanda o da sıfırdan tabii ki büyük olacaktır. Demek ki birinci eşitsizliğimiz için çözüm kümesi 1 diye yazayım. Bu 3 ve 3'ten, 3 ve 3 değil, 3 ve 3'ten değil, sadece 3'ten büyük olan sayılardır. Çünkü A-3 zaten 3, A-3'e eşit olursa 8 bölü A-3 tanımsız olacağı için zaten 3'ü dahil etmem mümkün değil çözüm kümesine. Şimdi gelelim diğer kısma. Burada 8 bölü A-3 eksi 1 küçüktür 0 olacak bu eşitsizliğimize. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam neden içler dışlar çarpımı yapmıyoruz? Neden yapmıyoruz? Onu da söyleyelim. Arkadaşlar, çünkü A-3'ün pozitif olması durumunda ancak içler dışlar çarpımı yapabilirim. Negatif olursa eşitsizlik çünkü yön değiştirir. Peki ben A-3'ün işaretini biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden de ben bu tarz ifadeleri çözerken her iki tarafı A-3'e çarpamam. Dediğim gibi A-3'ün pozitif olduğunu bilirsem, bu bilinirse, bunu biliyorsak, bilinirse, o zaman sen 8 bölü A-3 küçüktür 1'in her iki tarafını A-3 ile ne yapabilirsin? Çarpabilirsin. Ama bilmediğimize göre bu işi yapmamız mümkün değil. Neden? A-3 sıfırdan küçük sayı olursa o zaman eşitsizlik ne olur? Şu formatta olması gerekir değil mi? Ters dönüyordu ya, hatırlarsanız ya, eşitsizlik negatif bir sayı çarpıldığı zaman yönü değişiyordu eşitsizliği. Doğal olarak biz ne yapamayız? Burada böyle bir çarpı bulamayız. Ona dikkat edin lütfen. Bu tarz eşitsizliklerin çözümlerinde içler dışlar çarpımı yapmayın. Ne yapın? Sabit terimi her iki taraftan aynı sayı çıkartarak sabit terimi sabit terimden kurtulun. Şimdi buradan şey yaptık. Şimdi paydaları eşitleyeceğiz. Yani şurada bu birin paydası 1 olduğu için bu ifadenin bu kesri A-3 ile genişletiyorum ve 8 eksi A-3 bölü A-3 küçüktür 0 elde ediyorum. Bunu da düzenlersem 8 eksi A artı 3. Bakın gene dikkat edin lütfen. Eksi 1 var değil mi? Eksi 1'e çarpıyorum. Ve hem A'nın bu eksi hem A'yı hem de eksi 3'ü ile etkileşime girecek. Doğal olarak burada 8 eksi A artı 3 bölü A eksi 3 küçüktür. Ne olacak? 0 olacak. Yani 11 eksi A bölü A eksi 3 küçüktür. 0 eşitsizliğini çözmem gerekecek. Pekala, bunun için de bir tablo yapalım. Bu sefer farklı bir renk kullanayım. Çok kırmızı kırmızı oldu çünkü ekran. Farklı renklere geçmekte her zaman fayda var. Bu da güzel bir iç açıcı bir mavi. A-3 ve burada da neyimiz var bizim? 11 eksi A ile A-3'ün bölümü var. 11 eksi A'yı 0 eşitlersem A kaç yapar? 11 yapar. Zaten A-3'ün kökünün de 3 olduğunu biliyorum. Öyleyse buraya 3, şuraya da 11 yazalım. 11 eksi A, 11 de 0 eşit oluyor. O yüzden buraya bir tane 0 koydum. A-3, 3 de 0 eşit oluyor. Orada yüzden de buraya bir 0 koydum. Ancak 11 eksi A bölü A-3,
3 de tanımsız oluyor. Çünkü paydanın 0'a eşit olması bölmeyi tanımsız yapar. Pay yani 11 eksi a, 11 de 0'a eşit olduğu için bu bölümde 0'a eşit olacak değil mi? 0'ın bir sayıya bölümü 0 olacağı için. Doğal olarak şimdi ne yapabiliriz? Artık işlemlerimize geçebiliriz. İşaretlerimizi koyalım. 11 eksi a. Şimdi a'nın işareti negatif olduğu için 11'in sağ tarafı negatif olacaktır. A'lar 11'den büyük sayılar olursa 11 eksi a negatif değer alır. 11'den küçük olursa 11 eksi a tabii ki pozitif olur. Bu zaten oldukça basit bildiğim, kendiniz rahatlıkla mantıken de çıkartabileceğiniz bir sonuç. Yani a 9, 5, 6 gibi 11'den küçük olan bir sayı olduğu zaman bu fark tabii ki pozitif olacaktır. Ama a 11'den büyük bir sayı olduğunda işte 11.7, 12, 13.8 gibi bir sayı olduğu zaman da fark negatif olacaktır. A eksi 3'te a 3'ten büyük olduğunda pozitif, a 3'ten küçük olduğunda negatif olacaktır. Peki 11 eksi a bölü a eksi 3'ün işaretini nasıl yapacağım? Pozitif bir sayı negatif bir sayının bölümü negatiftir. İki tane pozitif sayının bölümü pozitiftir. Ve pozitif bir sayıyla negatif bir sayının bölümü de nedir? Gene negatiftir arkadaşlar. Şimdi burada ikinci çözüm kümemiz ne olarak bulundu? İkinci çözüm kümemiz eksi sonsuz 3 aralığı birleşim 11 artı sonsuz aralığı olarak bulundu. Neden? Çünkü ben bu eşitsizliğin sıfırdan küçük olduğu aralığı arıyordum hatırlarsanız eğer. Şimdi ne yapacağız? Peki şimdi ne yapacağız? Yapacağımız işlem oldukça basit. Yapacağımız şey şu. Benim istediğim şey 11 eksi a bölü a eksi 3'ün sıfırdan büyük ve birden küçük olmasıydı. Bunu sağlayan sayılar da nasıl sayılardır? Çözüm, bu eşitsizliğin çözüm kümesi. Çözüm kümesi 1 dediğimiz 8 bölü a eksi 3. Pardon, 11 eksi a bölü a eksi 3 değildi burası. Özür dilerim. 8 eksi yanlış yazdık. Şurayı çok özür dilerim. Onu düzeltelim. 8 bölü a eksi 3. 8 bölü a eksi 3'ün sıfırdan büyük olduğu aralık çözüm kümesi 1'de verilmişti. 8 bölü a eksi 3'ün birden küçük olduğu aralık ise çözüm kümesi 2'de verilmişti. Bu ikisinin aynı anda sağlandığı sayıları aradığım için iki tane çözüm kümesinin nesini alacağım? Kesişimini alacağım. Yani 3 ve 3'ten büyük olan sayılarla neyin kesişimini alacağım arkadaşlar? Şöyle yazalım. Eksi sonsuz 3 açık aralığı yani 3'ten küçük olan sayılar birleşim 11 artı sonsuz aralığının nesini alacağım? Kesişimini şuraya yazamadım. Evet. Kesişimini alacağım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben böyle bir yani bu kadar tuhaf bir çözüm kümesinin kesişimini nasıl alacağım? İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Daha hani sizin için kolay olacaksa eğer bir sayı doğrusu çizmenizi tavsiye edebilirim. Bakın şimdi sayı doğrusunu şöyle sayı doğrusunu çizeyim ben. Bu benim sayı doğru. Tamam mı? Şurası 3 olsun. Burası da mesela 11 olsun. Şurası da 11 olsun. Diyeceksin ki hocam orantısız yapsın. Evet orantısız olsun yani. Sonuçta bu benim çizdiğim bir sayı doğrusu. Önemli değil orantılar. Şimdi çözüm kümesi 1 dediğimiz şey nedir? Çözüm kümesi 1'i gösterelim hemen. Onu başka bir renkle göstereyim hatta. Çözüm kümesi 1'i başka bir renkle göstereceğim. Tabii ki 11 de gitti. Evet, onu güzel başka bir renkle, mesela güzel bir pembeyle gösterelim. Şimdi 3 açık olacak ve 3'ten küçük olan sayılar olacak. Burası neresi? Burası neresi? Şu çözüm kümesi 1. Evet. Tamam mı? 3, pardon, özür dilerim. Çözüm kümesi 1, 3 ve 3'ten büyük olan sayılar. Çok özür dilerim arkadaşlar. Evet. Pembeyle gösterdiğimiz yer neymiş? Bu 3 ve 3'ten büyük olan sayılar. Şimdi başka bir renk yapalım. Şimdi başka bir renge geçelim. Mesela evet, yeşil renge geçelim. Peki eksi sonsuz
3'ten küçük birleşim 11'den büyük olan sayılar nedir? O da şöyledir. Gene burada bir tane açık yeşil gösteriyorum şu an dikkat ederseniz. Açık yeşile gösterdiğim ise bakın 11'den de büyükler. Onu da şöyle gösterdim. Bu açık yeşile çizdiklerimde neymiş? Bunlar da çözüm kümesi 2'ymiş. Pekala. Pembelerle yeşillerin aynı anda bir arada yer aldığı bölge hangi bölge? Dikkat ederseniz 11'den sonraki sayılar. Peki 11 dahil mi? 11 dahil değil. Öyleyse benim çözüm kümem neymiş? 11'den büyük olan sayılar. Bu fonksiyonun azalan olması için yani 8 bölü a eksi 3 fx eşittir. 8 bölü a eksi 3 üzeri x fonksiyonunun azalan olması için a'nın 11'den büyük olan bir sayı olması gerekiyormuş diye söyledik. Aslında gördüğünüz üzere matematik yani üstel fonksiyonları incelerken de dikkat ederseniz eşitsizliklere girdik. Değil mi? Matematik hani böyle parça parça ayrı ayrı konular evet var ama onların hepsi bir şekilde birbirlerine bağlantılı, ilintili. Doğal olarak hani eşitsizliklerle ilgili bir probleminiz varsa o zaman bu soruyu çözmekte de zorlanacağız. Bu nedenle ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Mümkünse eksiklerinizi hani görüp ona göre o konulara dönmenizde fayda var diye söyleyeyim. Şimdi bakalım alttaki soru ne soruyor? Bu oldukça kolay bir soru aslında. Neden kolay bir soru? Çünkü bana fonksiyonun grafiği verilmiş. Fonksiyonun grafiği verilmiş. Hatta şunu başta büyütebilirim daha rahatlamak için. Fonksiyonun ifadesi verilmiş. Fonksiyonun grafiği verilmiş. A ve B değer A artı 2B'yi bulunuz diye söylemiş. Çok kolay. Neden çok kolay? Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bu fx eşittir. A üzeri eksi x aslında bu 1 bölü a'nın x'inci kuvveti diye de ifade edebiliriz. Bu bir üstel fonksiyon. Değil mi? Şimdi gördüğünüz üzere ne var? Eksi 1 olduğunda x eksi 1'e eşit olduğunda fonksiyonun aldığı değer kaça eşit? Yani f eksi 1 kaça eşit? 3'e eşit. Bana bu verilmiş. Bir de şurada b noktası var. Peki b noktası y eksenini kestiği nokta. Yani x'in sıfır değerini aldığı zaman fonksiyonun aldığı değer. O da b olarak verilmiş. Ben şimdi f eksi 1 eşittir 3'ten a'yı belirleyebilir miyim? Kesinlikle belirleyebilirim. Yazalım. Fx neye eşitti? Fx dediğimiz 1 bölü a'nın x'inci kuvvetiydi. F eksi 1 bu durumda neye eşit olacaktır? 1 bölü a'nın eksi 1'inci kuvveti veya a'nın 1'inci kuvvetine yani a'ya eşittir. A da o zaman ne olur? 3'e eşit olur. F eksi 1 çünkü 3'müş. A'yı 3 olarak bulduk mu? Bulduk. Yani benim fonksiyonum aslında ne? Fx eşittir. 1 bölü 3'ün kaçıncı kuvveti? Arkadaşlar x'inci kuvveti. Peki f 0 eşittir b demiştik. Aslında bütün üstel fonksiyonlar için bu geçerlidir. Yani fx eşittir. Fx eşittir ne diyelim? M diyelim. Mesela m üzeri x gibi bir burada m sıfırdan büyük ve birden farklı olsun. Değil mi? Bütün üstel fonksiyonlarda f sıfır nedir? M'nin sıfırıncı kuvveti neye eşittir? Zaten 1'e eşittir. Bütün üstel fonksiyonlar için arkadaşlar m üzeri x gibi bütün üstel fonksiyonlar için bu fonksiyonun y eksenini kestiği nokta her zaman 1'e eşittir. Yani b kaç olmak zorundadır? B 1'e eşit olmak zorundadır. Bu durumda a artı 2b kaça eşit olacaktır? A dediğimiz neydi? 3'tü. B dediğimiz neydi? 2'ydi. 1'di. O zaman 2 ile 1 çarptık. Şurada çarpımız var. Toplamımız ne olacak? 5 olacak. Yani orada sanki 21'miş gibi gözüküyor ama o yüzden şöyle yazayım. 2 çarpı 1 eşittir. Ne oldu? 5 olarak cevap bulundu. Bunun cevabı kaçmış? 5'miş diye söylüyoruz. Bir başka örnek var.
Burada da yukarıda verilen, grafiğe verilen fonksiyon aşağı gelen hangisi olabilir diye söylenmiş. Bunu yaparken bir kere fonksiyonumuz artan, bu fonksiyon artan olduğuna göre her şeyden önce tabanının ne olması lazım? Yani verilen fonksiyonun tabanının birden büyük bir sayı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, dikkat ederseniz fonksiyon, bu üstel fonksiyonumuz orijinden geçiyor. Yani sıfıra sıfır noktasından geçiyor. Normalde fx eşittir m üzeri x formunda bir şey olsaydı, burada m sıfırdan büyük ve birden farklı olmak üzere böyle bir formatta olsaydı f sıfır ne olacaktı? 1 olacaktı. Demek ki bir kere bu sadece 5 üzeri x, 2 üzeri x, 3 üzeri x gibi bir fonksiyon olamaz. Zaten açıklarda böyle bir şey verilmemiş. Peki hangisi olacak bakalım. Şimdi bir kere 5 üzeri eksi x'leri eledim. Neden? Çünkü artanlık şartını sağlamadığı için 3 tane geriye neyim kaldı? Şıkkım kaldı. Biz neleri görmüştük? Yatay ve dikey eksendeki kaydırmaları görmüştük hatırlıyorsanız eğer, değil mi? Bir fonksiyonun grafiği verildiğinde mesela y eşittir. Bir saniye. Onu siyahla çizersem daha güzel olacak. Şöyle çizelim. Yani y eşittir. 5 üzeri x'in normalde grafiği nasıl bir grafiktir? Şurası y ekseni, burası x ekseni. Normalde bunun grafiği şöyledir. Bu y eşittir 5 üzeri x. Yani y eksenini ne yapar? 1'de keser. Ve x eşittir, şöyle yapalım, x eşittir 1 olduğu zaman da fonksiyonun aldığı değerin kaç olması gerekir? 5 olması gerekir. Bana verilen fonksiyona baktığımız zaman ne gözlemliyoruz biz? Bir kere orijinden geçtiğini ve bir noktasında aldığı değerin ne olduğunu görüyoruz. Bir noktasında aldığı değerin arkadaşlar 4 olduğunu görüyoruz, değil mi? Bir noktasında aldığı değer, şimdi ben çok çirkin çizmiş oldum da, şurası şöyle 4 diyelim. Şuradan geçecek, bir de şuradan geçecek. Şöyle diyelim. Bir de şunu da şöyle hafiften aşağı doğru gidelim. Evet, şimdi oldu. Ve şurası da eksi 1. Şimdi dikkat ederseniz fonksiyonun grafiğinin, 5 üzeri x'in fonksiyonun grafiğinin bir birim aşağıya doğru kaydırıldığını görebiliyorum. Değil mi? Bir birim aşağıya doğru kaydırıldığını görebiliyorum. Bu durumda benim fonksiyonumun, istenen fonksiyonumun nasıl olması lazım? 5 üzeri x eksi 1 şeklinde olması lazım. Fonksiyonun, yani fx fonksiyonu 5 üzeri x olduğunda oradan 1 çıkarttığımızda 5 üzeri x'in grafiği y ekseni üzerinde bir birim aşağıya doğru kaydırılıyordu hatırlarsanız eğer. Eğer bu nedenle bizim cevabımız aslında ne olacak? 5 üzeri x eksi 1 olacak. Mesela bu neden olamaz? Çünkü bunun grafiği nasıl olacaktı? Onu da hemen size göstereyim. Onun da grafiğini göstereyim size. Mesela şu şekilde olacak. Şu y eksenimiz olsun. Bu da x eksenimiz olsun. X, burası y. Şimdi y eşittir 5 üzeri x şu şekilde verildiği zaman, şurası 1 olduğunda, şurası 1, diyelim ki şurası da 5 olsun. Y eşittir 5 üzeri x artı 1'in grafiği nasıl olacaktır? Bu sefer y eksenin üzerinde onu 5 üzeri x'in grafiğini bir birim yukarıya ne yapmam gerekir? Ötelemem gerekecek. Yani artık benim eksenimi 1'de değil 2'de kesecek ve x eşittir 1 olduğunda fonksiyonun aldığı değer 5 değil de ne olacak? 6 olacak. Şurası 6 ve şöyle bir grafik olacak. Ve bu fonksiyonun, evet, şöyle bir grafik olacak. Bu fonksiyonun da yatay asimtotu dediğimiz asimtotta ne doğrusu olacak artık? Y eşittir 1 doğrusu olacak. 5 üzeri x'in grafiğinin bir birim ötelenmesiyle neyin grafiğini eklersiniz? Y eşittir 5 üzeri x artı 1'in grafiğini elde edersiniz diye söylüyoruz arkadaşlar.
Evet, bugünkü dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde dediğim gibi artık ne yapacağız? Hem üstel fonksiyonların üst ifadelerde geçen işte a üzeri x ile a üzeri işte y'nin çarpımı ne olur gibi özellikleri inceleyeceğiz. Aynı zamanda bir de tabii ki denklem ve eşitsizlik sorularımız olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.